7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye siyaseti AKP hükümeti geldiği günden beri en karmaşık dönemlerinden birini yaşıyordu. AKP'nin e, koalisyon kurmak zorunda kaldığı ya da seçimleri tekrar edeceği bir döneme girilmişti. Bunun üzerine de Orta Doğu'da ve dünyada gerçekten AKP'nin de içinde bulunduğu çok ciddi bir savaş politikası işletiliyordu. Bizde o dönem e, bir barış söylemiyle 10 Ekim günü bir miting organize edildi. Çok kalabalıktı çünkü. yani Müthiş bir kalabalık vardı. Hatta 10 Ekim'den sonra Türkiye'de öyle kalabalık bir miting de olmadı. 1 Mayıs'larda dahil olmak üzere. Çünkü çok başka bir özgüven vardı o gün oraya giden insanlarda. Yani bir şeyi başarmış olmanın verdiği bir özgüven vardı. O sanırım insanları daha fazla, daha çok, daha kalabalık oraya gitmeyi gitmelerini sağladı çok kötü bir görüntü e, ile karşılaştım yani e, kaçmak istedim oradan yani zaten tek başımaydıdım e, demin işte beş dakika önce yan yana olduğumuz birlikte o halayı izlediğimiz arkadaşlarımızın öldüğünü düşündüm O arada tabi e, telefon çalıyor sürekli İstanbul'dan görenler arıyor orada benim olmadığımı görenler arıyor. Benim öldüğümü düşünen arkadaşlar var. Köprünün üzerinde olduğumdan haberdar işte bir süre önce telefonlaşmışız, kahvaltı yapıyorum işte, geliyorum falan diye. Benim öldüğünü düşündüğüm arkadaşlarım var. ya Dünyanın en kötü anıydı o. Yani bu zamana kadar yaşadığımız olaylar içerisinde en acımasızıydı. Zaten Cumhuriyet tarihinin de en büyük katliamıydı, 10 Ekim katliamı. Bunları bugün, burada benim anlatmam bir nebze şey veriyor... Üzüntü veriyor bana çünkü ben o günden beri 10 Ekim her geldiğinde, her o tarih geldiğinde, her Ekim ayına girildiğinde ben sağ kaldığıma, e, oradan ölmeden kurtulduğuma gerçekten isyan ediyorum. Çünkü bunları e, bizim hayatımızda değişenler işte bir süre metrobüse binememek, bir süre toplu alanlarda bulunamamak, bazı arkadaşların bir süre tedavi görmesi, e, işte benim kendi özel olarak işte yani geceleri, çok uzun bir süre 3-4 ay kadar uyuyamamam sabahlara kadar çok tuhaf rüyalar görüp kalkmam vesaire falan ama sonuçta bir uzvu olmadan yaşamaya çalışan ve o günden sonra çok yakınlarını yitiren yanında arkadaşları yiten birlikte gidip yalnız dönen annesi babası orada kalıp eve gitmek geri dönmek zorunda olan ee, o gün hastanede daha fazla koşturan kan için vesaire falan arkadaşlarımız benim için çok daha değerli şans değildi oradaki hayatta kalma şeyi yani o bizim ömür boyu yaşayacağımız bir şeydi Çünkü birlikte halay çektiğimiz birlikte güldüğümüz mola yerlerinde sohbet ettiğimiz karşılaştığımız e, Sadece benim tanıdığım üç tane arkadaşımız e, artık yoklar ve e, birçok insan gerçekten bedenlerinin parçaları bulunabildiği kadarıyla defnedildiler. Birçok insanda şu an gerçekten o 10 Ekim'in izlerini kalıcı olarak hayatlarında sürdürüyorlar. Ki öyle bir ülke haline dönüştü ki her gün bir şey oluyor. Yani her gün haberleri açtığımızda ya da işte sosyal medyadan takip ettiğimizde bir öncekini unutturacak derecede demeyeyim ama bir öncekini silecek daha az hatırlattıracak bir sonrakine yani yeni duyduğumuzda daha fazla şaşırtacak e, haberler alabiliyoruz ve bu daha fazla kinlendiriyor, daha fazla bilendiriyor ve daha fazla e, insanın kendisini e, hayatta kalmaya bunlarla mücadele etmeye, bunların üstesinden gelmeye e, daha fazla itiyor. Orada bunu birebir yaşayan ya da çok temasen Yaşamış insanlarla bir arada mücadele etmek eden insanların burada bugün suçlu olarak gösterilmeye çalışılması çok acımasızca bir durum. Bunu kabul etmeyeceğiz. Yani normal olamaz. Yani biz gene haklı olduğumuz konuda ne olursa olsun karşımızda haklı olduğumuzu bildiğimizde sonuna kadar bağırmaya devam edeceğiz, sonuna kadar sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz. Tekrar söylemek, tekrar yad etmek daha doğru olur. Bugün 10 Ekim'in kalıntılarıyla bedenen ve e, zihnen yaşamaya çalışan insanlar, orada yakınlarını e, kaybetmiş insanlar e, gerçekten onlar için çok daha büyük bir zorluk bu. E, benim için veya da benim gibi orada olan binler için çünkü çok kalabalık bir eylemdi bu. E, bunların konuşulması bile bir nevze e, ayıp. Gibi geliyor şu an çünkü gerçekten hayatımıza devam edebiliyoruz. Ben orada yaşamını yitirmiş tüm arkadaşlarımızı tekrardan anmak istiyorum. Anıları mücadelemizde yaşasın. Orada bu kalıntıyla 10 Ekim'deki o saldırının kalıntılarıyla hayatlarını devam eden insanların tümünü de gerçekten saygıyla selamlıyorum.